CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'daydı bugün. Yunanistan'da kaza yapan Sabancı çiftinin doktorlarından bilgi aldı. Esnafla pazar yeri açılışında bulundu. Esnafın sofrası zenginse milletin sofrası zengindir dedi. Genel başkanız ama yani sizden farklı bir yaşamımız bizim yok. Esnaf nasıl yaşıyorsa, vatandaş nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya özen gösteririz. Kendi yaşam tarzına dikkat çekti. Esnafın sofrası zengin olmalı dedi. Esnafın sofrası gönlüm ister ki her zaman zengin olsun. Esnafın karnı doyuyorsa aslında milletin karnı doyuyor demektir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bakırköy'de pazarcı esnafıyla kahvaltıda buluştu. Yeni inşa edilen pazar alanının açılışını yaptı. Yanında son dönemde kendisine yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelen İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da vardı. Daha önce Kerimoğlu'yla gerginlik yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ysa Kılıçdaroğlu'na eşlik etmedi. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. CHP liderinin bir sonraki durağı Güngören oldu. Kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Burak Kan'ın ailesine başsağlığı diledi. Bulaşıkçılık yaparak 3 çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan Hatice Şimşek'i de ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun son durağı Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavi gördüğü hastane oldu. CHP lideri Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ağır yaralanan çiftin doktorlarından bilgi aldı.